İkinci Sakarya Zaferi, Atatürk ve Çiçek Sevgisi Bütün yakın arkadaşlarının, tanıdıklarının anılarında vardır. Bir bozkır şehri olan Ankara'da Atatürk'ün en çok özlemini duyduğu şey yeşillikti, ağaçtı, çiçekti. Ankara'daki bağ evinde ne zaman yemek masasına otursa gözleri hep çiçek arardı. Bir sap da olsa masada bir çiçek. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonraki günlerde Herkes biraz rahatlamış, zafere olan inanç daha bir güçlenmişti. O rahatlık içinde yemek masasına oturduğu bir gün masadaki o eksikliği yeniden anımsayan Atatürk sesini yükselterek ''Soframda bir iki sap çiçek istiyorum.'' dedi. ''Hiç çiçek yok mu burada?'' Masayı hazırlayanlar birbirine baktılar. İçlerinden biri mahcup ve ezik yanıt verdi. ''Bu şehirde çiçek pek yetişmez efendim.'' Atatürk kendisine bu yanıtı verene baka kaldı bir karşılık vermedi. Yemekten sonra emir erini çağırdı. Bana boş gaz tenekeleri bul dedi. Üç beş tane. Yıka, temizle, evin arkasına koy. Emir eri denileni hemen yaptı. Yıkayıp temizlediği gaz tenekelerini bağ evinin arkasına koydu. Sofrayı hazırlayanlar sonraki günlerde eyvah paşa yine çiçek soracak diye hep tedirgin bir bekleyiş içinde oldu. Ama Atatürk bir daha çiçek konusunu hiç açmadı. Haftalar sonra bir gün Atatürk'ün çok neşeli olduğu görüldü. O gün neşesini paylaşmak ister gibi yakın arkadaşlarını ve komutanları da yemeğe çağırmıştı. Bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra Atatürk ayağa kalktı. Herkes sofraya oturacaklarını düşünüp masaya yönelirken Atatürk'ün Fevzi Paşa'nın koluna girdiği görüldü. Gel Hoca Paşam, gel bak sana ne göstereceğim. Atatürk Fevzi Paşa'yı odadan dışarı doğru çıkarıyordu. Öbür komutanlara siz de gelin dedi. Bağ evinin arkasına doğru yürürken herkes merak içindeydi. Evin köşesini dönünce hepsinden şaşkınlık ve hayret sesleri yükseldi. Hayranlıkla güldü yüzler. Duvarın dibine bir kuytuluğa sıralanmış gaz tenekelerinden çiçekler fışkırıyordu. Rengarenk çiçekler. Atatürk büyük bir keyifle Fevzi Paşa'ya "Hoca paşam" dedi. "İşte bunlar benim ikinci Sakarya zaferim." sofraya oturduklarında yemekler getirilmeden önce masaya çiçeklerin getirildiği görüldü. Neziye Aras, Mustafa Kemal'in Ankarası, İstanbul, 1994, sayfa 36.